ortam gözüküyor, manzara gözüküyor. Bu uygulama, abi bu evlen, bunun arasında mesafe edilmedi. Cam açılmıyor, nefes alınmıyor. İnsan baktığı zaman zaten belli yani şimdi yapılacak iş. Ne diyeyim ben sana? Kentsel dönüşüm diye bir şey uyguladılar. Aşağıdan aldılar, geldiler buraya yerleştirdiler. Şuna bak, her gün kavga, her gün bir şey var, sıkıntı var. Camlarımızı taş atıyorlar. Başka ne diyeyim yani? Sapanca Belediyesi'nin uyguladığı geldi burada, imara uygun olmayan binalar yaptırıyor. Her gün bir şey ekleniyor, her gün bir şey ağırlıyor. Yol kenarında ağır, yola akıyor, pisliği yola atmıyor. Şimdi Sabancı Belediyesi'ne gidiyorum, diyorum ki böyle böyle bir durum var. Zabıtaya deniyor ki oradan sık sık ışıklarınızı yakıp gezin. Caydırıcı olun, başka bir şey yok. Yani şimdi bu şekilde bir insan yaşar mı ya? Bütün mülk edindik burada, dedelerden kalma mülklerimiz sıfıra düştü. Arabayı durdurtamıyoruz dışarıda. Bütün kapılarımız zincirle bağlı. Başka ne yapacağız yani? Otoban kenarında şimdi yolumuz var, yan yol. Burada yüksek okul var. Turizm bölgesi. Şeye gelenler var, bungalolara. Buradan yüzlerce araba geçiyor. Yani bir cam açıp geçen yok. İşte ana yol ya, ana, yani 30 metre. Ana otobana yan yolumuz var, Sapanca'nın göbeği. Geliyor İstanbullu, buradan geçecek. İstanbul'da gidecek, tatilini yapacak. Daha girmeden şeyini görüyor. Bir insan bu kadar şeyi görmemezlikten gelmemesi lazım. Yetkililere söyleyeceğim, seçimden sonra bu işleri yapın. Yapın ya, bakın ya, bir ortama bakın. Yani bu mahalleye gelişi 5 seneyi doldu. 5 seneden beri bu sıkıntıyı çekiyoruz. Yani şimdi 5 senede bir belediye görmüyorsa, şimdi eskisi gibi de değil. Dronlar var, hiç görmüyorsa, her şey üstünde ya, şuna bak ya.